Yeşilağlar'da diyor namaz kılmamız daha sevap, bir an önce gidelim diyor. Eyvallah. Allah ikinci kez gelmeyi yine nasip etti inşallah. Bir üç olur inşallah, bir üçüncü kez gelmeyi de nasip eder inşallah. Şey yapıyormuşuz anne, bundan sonra akrabaları getiren şey oluyormuşuz burada. Yol gösterici, rehber oluyormuşuz. Geliyormuş Fatma dedem diyormuş, hadi bizi de götür, yol parası senden. Öbürü geliyormuş, sen beni hacca götür, şey vekilsin sen. Sana şey düşüyor, ooo. Ne ki bak, 3, 4, 5, 6 vallahi. Olur inşallah ya. Neyse ben bu bir kısım görüntüleri şeye atacağım. Bizim akrabalara atacağım, merak ediyorlar. Jale ablama, Sema'ya falan atacağım. Tamam. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek Mescid-i Nebevi'sine doğru ilerliyoruz. Şimdi dönüyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi dönüyoruz karşımıza Mescid-i Nebevi. Tesubhanallah ya. İkinci kez görmek de nasip olacak ya. Baban nereden? Babam arkamda. Hayır baba, sizin zaten herkes şey yeşil ha? Işıklarını yeşil yapıyorlar dedin. Yok, bir de kubbesi yeşildi. Bir kubbesi yeşil, o da Osmanlı hatırası. Bir kubbesini yıkmamışlar. Tıpkı ecdadımızdan kaldığı gibi restore bırakmışlar. Normalde bütün, yani ecdadımız zamanında bütün kubbeleri Osmanlı motifi gibiydi. Sadece bir kubbesi bir hatıra olarak duruyor. Bu şeylerin, çadırların, yani bu açılan çadırların tasarımı Türkler tarafından yapıldı. Türk mühendisler tarafından. Bizim tanıdığım bir Muhammed abimiz vardı. O başında mühendisti. Allah razı olsun onlardan. Onlar yaptı. 2009 senesinde başlamışlardı. Şimdi tam haliyle artık çalışıyor. Dedi duygularını alayım. İnanıyor musun artık geldiğimde? Çok şükür. He? Çok şükür inanıyorum. İnanıyorsun yani. İyi elhamdülillah. Evet, yani biz o zaman geldiğimizde şey Mescid-i Nebevi görevlileri kapıda ilk gelenleri şey yapıyordu böyle. Selamlıyorlardı, hoş geldiniz diyorlardı. Buraya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nice kardeşlerimizin, nice dostlarımızın, nice değerli insanların salatü selamlarını getirdik. Hazreti Peygamber'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Cennetül Baki ashabına içeri girilmiyor değil mi? İnşallah selamları ileteceğiz. He? İçeriye giriliyor teyzeciğim. Şimdi işte ilerliyoruz. Grubumuz bir yerde bekleyecek. Burada bir tanıtım yapılacak. Tanıtım ve şeyden sonra, bölgenin anlatılmasından sonra inşallah Yeşil Ravza'ya doğru gideceğiz. Ondan sonra da ziyaret yapılacak. Ziyaretten sonra da şey yapacak inşallah. Bizim Türkiye'de bir kardeşimiz var, böyle o verdi mesela. Şimdi burada inşallah böyle buradaki görevliler şeylere böyle onlardan bir miktar ikram edeceğiz inşallah. Aleykümselam ve rahmetullah. Çok düşük bir fiyata burada çalışıyorlar. Böyle sağ olsun o mecliler şeyle onlara böyle ikramda bulunuyor tabii. 1 riyal, 2 riyal, 5 riyal falan. Çadırlar bunlar. Bak şemsiyeler. Şemsiyeler açılıyor. Hangi şemsiyeler açılıyor? Böyle şemsiye gösteriyor ya. Bunlar gündüz açılıyor, şemsiye oluyor. Yeşil kubbe. Bunlar gündüz açılıyor, şemsiye oluyor. Burada yatarsın baba ya. O kadar temiz ya. Buradan
Çok ya, itina ediyorlar. Gündüz sen görsen buralarda. Gece gece Ravza'nın böyle hemen dibinde yatanlar oluyor. Şu yan taraflarda otele gitmeyip orada uyuyanlar oluyor. Dermana aradım kullarda, bulamadım buralarda. Dermansız bu yaralarla sana geldim ya Muhammed, sana geldim. Riyazları isteyen gelir mi be? İsteyen gelir. Yani serbest değil mi? Yani istediğin istediğin. Tabii canım. Hayır. Beyaz giyinmek temizliğin sembolizesidir baba. Beyaz giyersen tertemiz geldiğin belli olur, bariz olur. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyaz giymesinden de kalmış. Yeşil giyersin, sarı giyersin, o sana gelmiş. Sana geldim.